Eve geldik. Işık iyidir. Şu an hiç görmüyorum sizi nasıl çıkıyor. Farkında bile değilim. Öncelikle direkt şundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Ben bunu internet sitesinde gördüm. Ama dedim hani acaba içi nasıl? Aynı dışı bu gibiyse böyle hani içi yumuşak değilse, çocuğu sıcak tutmazsa kesinlikle istemem diyordum. Ama bakar mısınız? Göstereceğim şimdi hemen. Şöyle bir içi var. Pufuduk pufuduk, yani dolgulu dolgulu, o kadar hoşuma gitti ki. Aynı şekilde burası da böyle. Yani mont, çok bayıldım yani monta. Lacivert ve siyah rengi vardı. Ben siyah rengini tercih ettim arkadaşlar. Daha havalı, daha güzel duruyor bence. Hem böyle çıt çıtlı kısmı var, hem de fermuarlı var. Bu şekilde bir montumuz var. Buralarında da cepleri var. Yine böyle. Ben bunu kaç yaş aldım biliyor musunuz? Ben bunu 2-3 yaş aldım. 98 santimlik ve 200 lira gibi bir fiyatı var arkadaşlar bunun. 2-3 yaş dedim. Bu sene güzel güzel kalın kalın montunu giysin. Sonra şöyle bir eşofman altı aldım. Normalde bunun üstü de var galiba internet sitesinde ama ben göremedim. Bu şekilde klasik siyah. Her şeyle kombin yapabileyim diye siyah tercih ettim. Bunun başka renkleri de vardı. Üzerindeki de bakar mısınız ne yazıyor? 7 avro. Avro olarak yazmışlar bunu. Şöyle koyalım. Neyse fiyatlarının hepsini söylemeye gerek yok. Göstereyim size de fikir olsun. Yine şöyle bir alt. Bu alt lacivert ama bunun bir takımı var. Şu üst. Bunlar birlikte bir takım arkadaşlar. Böyle takım aldığınız zaman çok daha uyguna geliyor. Tek almaktansa. Böyle. Bunun rengi de hoşuma gitti. Bu şekilde. Bunlar da yine 2-3 yaş aldım. Şimdi Egemen eve gelsin. Yani almaya gideyim. Hemen hepsini denettireceğim. Ona göre bunları yıkamaya vereceğim. Yıkattıracağım. Şöyle bir gömlek aldım. Çok tatlı. Rengine de bayıldım arkadaşlar. Tam bir erkek gömleği değil mi? Ay düşürdüm. Bu da yine 2-3 yaş. Yani çoğunlukla hatta hepsini 2-3 yaş aldım diyebilirim. Bir tek pantolonu galiba 2-3 yaş almadım. 2-3 yaş almadım. Bu arada Waikiki'ye baktım. H&M'e baktım. İnanın böyle içime sinen hiç güzel bir şey bulamadım. Hiç ama hiç yani. Hani Zara'nın internet sitesine baktığımda bu ürünlerin çoğu vardı. Dedim aa çok güzel şeyler gelmiş. Gerçekten de mağazada da var. Ama şeye baktığımda H&M'e ya da Waikiki'ye baktığımda mesela Waikiki'de internet sitesinde çok güzel takımlar var set halinde. Ama mağazaya baktığımda hiçbir şey yok. Hani ben de böyle gidip elimle dokunup böyle hani ne bileyim o şekilde almayı daha çok seviyorum internet alışveriş yapmak yerine. Hem böyle kumaşına da bakmış oluyorum. Ya bunu kışla giyer ki. Ben bunların hepsini kışın da giydireceğim bu arada arkadaşlar. İnce bir şeyler de aldım ama
kışına giydireceğim yani ben onları mesela. Bakın ince aldım dedim. Şöyle bir şey. Bu da çok şeker. Böyle arkasında kapşonu var. İnce ama hani bu montu giydikten sonra çok da ince olacağını düşünmüyorum. Hatta montun altına bir tane şeyimiz var bizim. Gri, onu da abim almıştı H&M'den. Şöyle ince bir nasıl kapşonlu şey. Üst. Hani böyle fermuarlı. Anladınız bence. Yani onun üstüne bunu giydirip tekrardan bir mont da giydirebilirim. Yani ki burası Yüksekova değil, Doğu değil, İç Anadolu değil. Öyle aşırı bir soğuk olmuyor zaten. Yine şöyle ince bir üst aldım. Bu da bunun rengi de bu şekilde. Bu da hoşuma gitti yani. 98 santim olarak. Eve gelsin zaten denettireceğim. Sonra yine şöyle bir gömlek aldım. Ya bu da çok güzel. O gömleğin beyaz versiyonu gibi. Beyazlı böyle siyah çizgileri var. Bu da yine tam bir erkek gömleği. Bir tane daha gömlek vardı. Böyle içi bayağı bir kalın. Mont gibi bir gömlekti. Hani onu çok kullanışlı olabileceğini düşünmedim. Çünkü iç mesela kreşi düşündüm. Kreşte doğalgaz falan yanacak. Bir kafeye gitse kafede de aynı şekilde. Yani onu böyle çok dışarıda gezeceksin, tutacaksın ki çocuk üşümesin. Bu sefer gömleği gösterememiş olacaksın. Yani bayağı bir kalın gömlekti. Yani bence aslında üstlerin çok kalın olmasına da gerek yok. Çocuk bu sefer terliyor. Terleyince daha çok hani hasta olma ihtimali artıyor. Böyle şeyler iç mekanlarda gayet yani her yerde zaten doğalgaz olduğu için sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum ki sürekli hareket halinde olacaklar. Ve son parçamız da ya buna zaten bittim. O kadar tatlı ki. Bayıldım. Bunu zaten sürekli aklımdaydı. Yani bir kot rengi, kot pantolonu yok, jean yok diyordum. Bunu işte 18-24 aylık aldım arkadaşlar. Bence bu ona tam olur. Çünkü yine aynı Zara'nın pantolonunu almıştık biz sarı renk. 12-18 aylık almışız ve onu hala giyebiliyor. Ama artık bundan sonra giyemez çünkü paçalarından kısalmaya başladı. Ben de dedim tamam 18-24 aya geçebiliriz pantolonda. Çünkü Egemen'in beli de çok yok, kalın değil. Böyle bu şekilde de bir pantolonumuz olmuş oldu. Yani toplam kaç parça almışım? 1. Yine kot pantolonla gömlekler efsane gider. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8 ve 9. Montla birlikte 9 parçalık bir alışveriş yapmışım. Bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Egemen yine böyle ya eşofman tarzı daha çok bir şeyler almaya çalışacağım. Hani böyle gömlektir, gömlek tarzı ya da böyle salopet mi deniyordu böyle şey bahçıvan gibi. Hani onlar mesela o da vardı bahçıvan gibi. O da çok güzel duruyordu ama ya bir tek bir parçaya göre bana biraz pahalı geldi. Gerçi altlı üstlü olan şey daha giydirmek lazım. Krem rengi ya da beyaz rengi bir şey daha almak lazımdı. Çünkü benim bahçıvan dediğim siyahtı. Yani iki parça almış olacaktım. Tek salopetin parçası yani bahçıvanın parçası 180 liraydı. Bir de 40 lira içerisine giymeye body lazım. Yani 220 liraya patlayacaktı. Ben iki parça için bilemedim. Yani bunları almak istedim. Yani o çok fazla da içime sinmedi açıkçası. Yani Egemen üzerine nasıl durur, güzel olur mu hiç Egemen'e böyle bir şey giydirmediğim için. Ya emin olamadım. Ben yine klasikten gittim. Eşofman altı, eşofman üstü işte. Yani böyle gömlek, pantolon, jean o tarz şeyler almayı tercih ettim. Ama en çok da gerçekten monta bayıldım arkadaşlar. Yani mont o kadar çok içime sindi ki. Dedim bu kış gerçekten Egemen'in böyle içime sindire giydirebileceğim çok güzel, çok rahat ve yani aşırı sıcak tutacak olan ve kapşonu da var aynı zamanda. Yani bunu almakla bence çok iyi yaptım. İnşallah seneye de olur. Ya işte çocuklarda böyle sıkıntı var biliyorsunuz. Böyle tam büyüme evresinde derken atıyorum ben bunları büyük ihtimalle yani mont için demiyorum, mont bilemem ama mesela bu aldıklarımın çoğunu kışın giydiremeyeceğim. Bundan sonraki alacaklarımın da. Ve bundan sonra Waikiki'den almayı düşünüyorum.
Waikiki'nin de çok güzel parçaları var ama Piazza'dakine gelmemişti. Aslında dün Stimola gitmiştim, orada da yoktu. Ama büyük ihtimalle Stimola daha güzel şeyler geliyor. Oradaki Waikiki'ye çocuk olarak daha güzel şeyler geliyor çocuk bölümüne. Ben de öyle yapacağım. Oradan alacağım bundan sonraki parçaları. Çünkü zaten eşofman alt ve üst tarzı alacağım için bir de ayakkabı almam lazım. Yine Zara'da böyle güzel bir bot gördüm. Ama bağcıklıydı arkadaşlar. Yani bağcıyla oynar, düşer, bir şey olur. Tam emin olamadım. Neyse dedim biraz daha kalsın. Zaten hemen kara kış kapımızı çalmıyor. Daha Eylül'ün ortasındayız dedim. Yani bir ay sonra bile alsam olur botunu diye düşündüm. Zaten öyle çamura falan basmıyor. Ya bebek arabasıyla götürüyoruz. Yürüyeceği zaman sıfır ayakkabısı var. Yani tabii kar falan yağacak. Yine yağmur yağacak. Bot lazım ayağı üşümemesi için. Ama dediğim gibi böyle şey de istiyorum ben. Fermuarla hemen çekip giydirip rahat edebilecek. Çocuk ayakkabısına bağcık bilmiyorum çok. Yani almadım yani onu kısacası. Böyle. Bunları şimdi ben kaldırayım. Dediğim gibi çamaşırımızı astık. Ben eve geldim bir güzel kahvaltımı yaptım. Çünkü çıkmadan önce kahvaltı falan yapmamıştım. 3 bardak çayımı içtim. Hatta hala hararetim var. Biraz Nutella yedim. Bayağı bir canım böyle şekerli şeyler istemişti. Evde de tatlı yoktu. Ben de Nutella yedim. Dünden de yemeğim var zaten. Yemek sıkıntım da yok. 1,5 saat sonra falan da Egemen'i almaya gideceğim. Öyle bugün de böyle geçmiş oldu. Hadi bakalım ne zaman açarım bir daha bilemiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar ve geldim. Çok fazla bir şey çekemeyeceğim. Yarın sabahtan devam ederim. Şöyle hemen size Nevresim takımının nasıl güzel durduğunu göstermek istedim. Bayıldım. Gerçekten de tahmin ettiğim gibi durdu. Şurada bir kapıyı astım. Onun izi olmuş. Herhangi başka bir şey değil. Ay, o kadar güzel duruyor ki anlatamam. Gerçekten bayıldım. Hiç ütü falan yapmadım bu arada. Direkt olduğu gibi serdim. Link veremiyorum. Çünkü ben bunu Waikiki.com'dan aldım söylediğim gibi. Daha önceki videomda. Yani haberiniz olsun. Böyle bir şey arıyorsanız çok şık duruyor. Ben de buradayım. Ne yaptım? Akşam çiğ köfte sipariş ettim. Menü olarak sipariş ettim. Çiğ köfte 200 gram. Ayranı yanında. Bir de cips. Egemen Doritos'un cipsini çok seviyor. Ondan söyledim. Bir bakıp bilin bakalım neyi unutmuşlar? Ayranı unutmuşlar. Ben aradım böyle böyle hani ayranımı getirin. Getiri aradım. Getirden sipariş etmiştim. Hala getirmediler. Onlara kesinlikle 0 puan vereceğim. Işık yandı söndü. Ayranımı getirmediler. Zaten bu saatten sonra da artık bence getirmesinler. Egemen de uyudu çünkü. Hiç beğenmedim. Bir daha o Komagen'den sipariş etmem galiba. Şimdi şöyle bir kitap almıştım ben. Size de göstermiştim büyük ihtimalle. Bu kitap Sarah Jeon'un bir kitabı. Benim de çok çok sevdiğim bir yazar aynı zamanda. Ben bu kitaba bir türlü başlayamadım. Belki ona başlarım. Ama bugün de hiç kitap okuma havasında değilim. Bir bakalım. Başka bir kitaba başlamıştım babam iflas edince diye. Onu şey yapamadım. Yani tam adapte olamadım arkadaşlar. Ona pek sevdiğimi söylenemez yani açıkçası. Saçlarımı boyattığım için tabii ki de kaş ve iki öpük serumunu süreceğim. Bunları da düzenli kullanmıyorum ama ne yapalım. İşte benim de böyle huyum var. Alıp alıp düzenli kullanmıyorum.
sabahtan beri ne yaptım? Egemen okula gitti. Ben uyandım ama tekrardan böyle bir uyku moduna geçmedim değil. Dün gece Egemen neden oldu bilmiyorum gerçekten. Akşam 8'de uyudu. Sonra bir uyandı 2.30'da. 2 saat uyutmadı bizi. Hiç adeti değildir. Hiç yaptığı bir şey değildir. Çok şaşırdık. O yüzden ben biraz bayağı bir uykusuzum. Hatta böyle bir yorgun hissediyorum. Gün içerisinde böyle küçük ayıcıklar gibi kendimi o koltuktan o koltuğa atmak istiyorum. Anıl da bugün izinli. Dışarı falan çıkarız dedik. Nişantaşı pastanesi var hemen evin yakınında aşağıda. Bir oranın sütlacı çok güzel oluyor. Sütlaç yemeğe götürebilir beni. Şimdi marketten de alışveriş yaptık internetten. Eksik birkaç bir şeyimiz vardı. Onları sipariş ettik. Sebze meyvemizi henüz almadık. Onlar da eksik. Öyle bugün hava bakın. Çok güzel. Çamaşırları dün asmıştık birlikte. Hava bugün gerçekten efsane güzel bir hava var. Ama bana günaydın çok gün aymadı yani. Şimdi aldıklarımı göstereceğim size. Ondan sonra da herhalde artık bu videonun kapanışını yaparım diye düşünüyorum. Çünkü bugün dediğim gibi öyle miskin miskin evde uzanıp film izleyip keyif yapıp oturmak istiyorum. Bir işte dediğim gibi sütlaç yemeğe gidersek gideceğiz. Onun haricinde başka bir şey yapmayacağız. Yarın da hafta sonu cumartesi pazar. Bu videoyu yarın mı yayına koysam bugün mü koysam bilmiyorum. Ben dayanamam kesin bugün koyarım. Bitirdikten sonra işlerimi. Bakalım hafta sonunda evdeyiz. Anıl işe gidecek. Egemen'le beraber evde takılacağız. Pazartesi de temizlik yapmayı düşünüyorum. Durumlar bu şekilde. Önce bu poşetten başlayalım. 3 tane ayrı ayrı poşetimiz var. Dediğim gibi ben şimdilik evde olmayan hani eksikleri aldım. Sebze meyve henüz almadım. Onun haricinde deterjanı falan her şeyim vardı yani. Etimiz de, ha et de alınacak ama şu anlık idareten var. Şöyle bir spagettim var. Terşeyi almışız. Yine makarnalardan gidiyoruz. İnce uzun makarna. Burgu makarna. Kelebek makarna. Hepsini doldurmuşsun makarnaları. Anıl aldı bunları bilmiyorum vallahi. Bu da arpa şehriyeymiş. Şehriye çorbası yapar. Ay bir tane daha var. Bu kadar söyledin mi gerçekten? Bir de yüksük makarnamız var. Şöyle bir tereyağı aldım. Normalde ben margarin olarak işte hani bizim falan kullanıyordum. Ama Anıl'la dedik ya tereyağı daha iyi. Hem böyle tereyağı tadı var hem de marka olarak da daha iyi gibi geldi. Şöyle bir tabii ki de evin olmazsa olmazlarından kebirin tereyağısını aldık. Tuzsuz olanı kullanıyoruz biz bu arada. Ben hala yoğurt yapmaya da başlamadım bu arada. Hani havalar sıcaktı falan. Şöyle bir Ekim ayı gelsin. Tekrardan taze süt alıp yoğurt yapmaya başlayacağım. Bir tane de kremamız var. Bu poşetten çıkanlar bu kadardı. Krema da her zaman lazım oluyor. Şöyle 4 litrelikti sanırım bu. Ebru'nun sıvı sabunu. Zeytinyağlı. Bundan daha önce kullanmıştım. Gerçekten kokusu falan da çok güzel. Hoşuma gittiği için tekrardan aldım. Bir de böyle Osmancık pirincimiz var. Anadolu mutfağının 2,5 kiloluk koyalım. Ve geldik son poşetimize. Burada da 1 adet süt. 1 tane sucuk. Sucuğumuz da bitmişti. Aytaç'ın dana kasap sucuğu. Sıvı yağımız da azalmaya başlamıştı. Biz böyle 2 litrelik alıyoruz. Aa yağ damlamış. 2 litrelik. Şuraya koyayım. 1,5 yoğurt ve bir de Miss'in süzme taze beyaz peyniri. Bu da çok güzel oluyor gerçekten. Bunu çok beğeniyorum. Alışverişimiz bu kadardı. Bir şey daha diyecektim. Yoğurdu söyledim. Zeytinim de yok evde. Aslında zeytin de almam lazım. Ama ben özellikle şoktan istemedim zeytini. Çünkü Bimin zeytini çok beğeniyorum. Marmara Birlik ve Marmara Birlik kuru sele üzerinde yazanı çok beğeniyorum. Bir de Bim'in ayrıyeten şeyi var. Adı neydi? İnci miydi? Şimdi yanlış olmasın da öyle bir zeytinisi var. Mor kapak değil, sarı kapak olanı çok beğeniyorum. Aklınıza bulunsun. Bu
bunları hemen yerleştirmem lazım. Böyle bu şekilde de arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Burada size kapanış yapmak istedim. Çok fazla video uzatıp size sıkmak istemiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.